tüm misafirleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Buraya gelmemize vesile olan sevgili, saygılı, değer verdiğimiz çok kıymetli memleket sevdalısı Müjdat Bey'e, belediye başkanımıza, Faruk Çaylı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Türk dünyanın her tarafında enerji çok büyük bir problem. Enerjimizi üretemezsek satın almak mecburiyetinde kalıyoruz. Ve şu anda alacağımız yerlere de gerçekten yalvarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şu anda dünyanın her tarafında bir enerji krizi var ve olmak üzere. Onun için biz kendi enerjimizi kendimiz üretmek istiyoruz. Üretmek mecburiyetindeyiz. Bu arada Şefaatli'de ikamet eden çiftçi kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü burası tarım ve hayvancılık yapan çiftçi kardeşlerimizle beraber bütünleşerek yaptığımız bir GES projesi. Onun yanında ilk defa söylüyorum, burada burası bir elektrik depolama sistemleri de kuracağız. Yani sadece güneş enerjisi değil, güneş enerjisini de depolama sistemleri kurarak lisans alıp dünyanın her tarafına Şefaatli'nin güneşini satmayı planlıyoruz. Tabii ki biyogaz da çok önemli. Bizim Almanya'dan getirdiğimiz çok büyük bir yeni bir biyogaz teknolojisi var. Bu küçük ahırlara, 150 ile 300 arasında hayvanı olan ahırlara uygulanan bir proje. Başkalarının 3000 hayvanla ürettiği enerjiyi biz 200-250 tane hayvanla üretiyoruz. Bundan da dolayı, buraya başlamadan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İnşallah hayırlara vesile olur. Bir an önce bitiririz. Herkes en azından mutlu olur. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, ilçemize dışarıdan gelen misafirlerimiz, hoş geldiniz. Tabii biz Şefaatli Belediyesi olarak geldiğimiz günden itibaren üretken belediyecilik anlayışının anlayışıyla hareket ederek ilçemizde daha öncesinde de güneş enerji santrali kurmuştuk. Tabii bu vesileyle Mehmet Beyler de Eres'in ortaklık grubu olarak çiftçilerimizle bir araya gelerek güneşi enerjiye çevirmek istediklerini bizlere beyan ettiler. Bizler de tabii ki ilçemize yatırım yapmak isteyen, üretim yapmak isteyen her şirkete açık olduğumuzu ve seve seve yardımcı olabileceğimizi kendilerine ilettik. İnşallah Şefaatli bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bir enerji üssü haline gelecek. Yıllardır ilçemizin ne ile ön plana çıkacak diye düşünürken, işte tarım, hayvancılık vesaire, işte Cenab-ı Allah'ın takdiri, biz de enerji, güneş enerji santrali ile ön plana çıkacağız. İnşallah proje tamamlandığında belediyeye ait güneş enerji santralleriyle birlikte toplamda 13 megawata yakın bir güneş enerji santraline sahip olmuş olacağız. Enerjinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Zaten hem küresel çapta hem de ülkemizin içinde bulunduğu durumda enerji açığı çok fazla. Bizler de Şefaatli ve Şefaatliler olarak bu yolda ülkemize ufak da olsa bir katkıda bulunmuş olacağız, üretim yaparak. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Önce şirketimize, çiftçilerimize, ilçemize, tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Rabbim sonunda görmeyi nasip etsin inşallah. Teşekkür ederiz Mehmet Bey'e de. Böyle bir yatırım yaptıklarından dolayı ilçemizi hem yerel anlamda hem de genel anlamda ismini duyurma çabasında olmasından dolayı hemşerilerim adına ayrıca da teşekkür ederim Mehmet Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Bir konuya değinmek istiyorum. Bizim projemiz tamamıyla tarım ve hayvancılık projesine yönelik olduğu için bizim yeni çıkan yasayla fazla etkilenmiyoruz. Bunu da özellikle belli edeyim. Yani biz yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir durma yok.
Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbeti lil mutfakin. Vel avduvane illa alez zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, dünya hayatında bizlere sayısız nimetler ihsan eyledin. Verdiğin bütün nimetlerine hamdolsun Allah'ım. Ya Rab, verdiğin nimetlere şükrümüzü yerine getirmeyi nasip eyle. İlçemize kurulan bu tesisin sahiplerine, şefaatimize, ülkemize hayırlı ve mübarek eyle ya Rabbi. Çalışan kardeşlerimizi, iş sahiplerini, burada bulunan kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden koru ya Rabbi. Ömrümüzü hayırlı ve bereketli eyle. İşlerimizi hayırlı, uğurlu, bereketli eyle ya Rabbi. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Şanlı bayrağımızı semalarımızdan eksiltme ya Rabbi. Devletimize, milletimize, bayrağımıza zeval verme ya Rabbi. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Şefaatli Belediyesi'nin 3 megawattlık belediye santralinin yakınında bulunuyoruz. Şefaatli Belediye Başkanı'nın açmış olduğu ihaleyi, GES ihalesini Eresin Enerji olarak biz kazandık. Burası toplam 325 bin metrekare üzerine kurulacak bir tesistir. Burada yapmak istediğimiz sadece güneş enerjisi değil, elektrik depolama ve biyogaz üzerine de yapılacak bir komple Ernöğüt Bağrı dediğimiz yenilenebilir enerji sistemidir. Sayın Müjdat Bey, belediye başkanı, memleket sevdalısı burayı bize ihaleler sonucunda tahsis etti. Kendi avukatımız olan Sayın Faruk Çaylı da şefaatli olduğundan dolayı bizi buraya getirdi. Tabii uzun görüşmeler ve ihaleler sonucunda buradaki 325 bin metrekarelik araziyi ihaleden kazandık. Kısmet olursa buraya önümüzdeki 2 yıl içerisinde bir GES, bir biyogaz ve bir depolama sistemi kurmayı planlıyoruz. Bizim işlerimiz, bizim yöneldiğimiz alan tarım ve hayvancılık olduğu için, sulama alanları olduğu için pek yeni çıkan yasadan zaten etkilenmiyoruz. Bunu da ekstra olarak bildirmek istiyorum. Buradan ayrıca Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Bey'e memleket sevdalısı olarak söylüyorum. Sevgili avukatımız Faruk Çaylı'ya çok teşekkürlerimi bildiriyorum ve ayrıca bizimle beraber yürüyen tarımcılık yapan, buradaki bir sürü hayvancılık yapan insanları da özellikle teşekkürlerimizi bildiriyoruz. İnşallah burada çok güzel bir yenilenebilir enerji tesisi çıkacak. Her zaman söylediğim gibi, eğer biz kurmazsak satın almak mecburiyetinde kalacağız yurt dışından elektriği. Bunu da aldığımız zaman tabii ki şu anda yalvarmayla, yakarmayla uluslararası bir gazı veya elektriği almak mecburiyetinde kalıyoruz. Biz hep beraber burada bir bütün olduk ve santralimizi inşallah kuracağız 2 sene içerisinde. Evet, şu anda Şargışta'da yürüyen bir sürü projelerimiz var Sivas'ın. Ayrıca Pınarbaşı'nda tekrardan 120 bin metrekareye kurduğumuz bir projemiz var. Bir de Pınarbaşı'na çok yakın komşu olan Tomarza'da bir projemiz var. Bunların hepsi tarım ve hayvancılığa hizmet eden projelerdir.
Yani aynı anda GES'le beraber biyogaz tesisleri de kuracağımız projelerdir. Geçen konuşmamda da söylediğim gibi teknolojisi bizde olan, sadece bizim bizde olan ve Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirdiğimiz bir biyogaz sistemidir. Bu normalde 1 megawattlık tesisteki ihtiyaç gübrenin bizde onda biri kadar aynı enerjiyi alabileceğimiz bir tesis. Şefaatli ilçemizde daha önce de güneş enerji santralimizi kurmuştuk belediye olarak. Toplam DC gücü 3,5 megawatt. Daha sonra buradan hareketle Eres'in grup yatırım ortaklığıyla teması geçtiler. Çiftçilerimizin sulamayla ve tarımla alakalı olan çok ciddi bir elektrik giderleri vardı. Onlarla irtibatı kurduktan sonra yer tahsisi için belediyemize başvuruda bulundular. Bizim de alanımız mevcut zaten, geniş bir alanımız var, 360 bin dönüm. Burada inşallah kendileri yani 10 megawatta kadar bir güneş enerji santrali kurmayı hedefliyorlar. Tabii ki biz yatırım yapanın her zaman önünü açtık. Üretmemiz gerekiyor. Ülke olarak enerji açığımız zaten çok fazla. Bunu da en azından bir nebzede karşılamak adına ilçemizde böyle bir tesisin kurulması, üretime yönelik ve enerji açığının biraz da olsun giderilmesine yönelik bizler de elimizden geleni yaptık. Yatırımcıların önünü açtık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Tüm çiftçilerimize, ilçemize, ülkemize ve şirketimize hayırlı olur. Mutluyuz, gururluyuz. İnşallah toplamda yapıldığı zaman, proje tamamlandığında bir 13 megawattlık bir enerji, güneş enerji santrali olacak belediye ile birlikte. Şefaatimiz bir enerji üssü haline gelecek. Bundan dolayı ilçemizin de bu şekilde isminin alınması bizi ziyadesiyle memnun etti. Tabii ki dediğimiz gibi küresel anlamda da hani, bir enerji krizi var. Biz ülkemizde de bu güneş enerjisi bayağı son zamanlarda bayağı popüler haline geldi. Maliyeti ve geri dönüşümü çok kısa vadede geri dönüş sağlıyor. Tabii ki alternatif şeylerimiz var. İşte biyogaz, işte Mehmet Bey'le de görüşüyoruz. Rüzgar gülü. Zaten fark ettiyseniz burada da ciddi bir evet rüzgar alanımız var. Boş arazilerimizi bu şekilde üretime yönelik projelerle ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek.